kankalarım. Yeriz seni diyorum ha. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Evet, Sebebi Mahrum 3. sezon açıyoruz sevgili değerli izleyici konuklarımız gibi. Başlık çerçevemiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. İsterseniz şöyle 3. sezona ya Allah sıcak verin. 0. Başlangıç. Başlangıç numaramız 0. Hani derler ya, insan hayata tertemiz, pırıl. Süt kaşık diye deyimimiz vardır ya hani. O misal. Gel gelelim 1. numaramıza. Asıl başlangıç dediğimiz nokta. İnsan artık büyüme çağına geçer, daha çocukluktan mı bilir? Bir taraftan evlenir, güler, çocukluğunu yaşarken diğer bir taraftan ağladığı, üzümlendiği anlar az çok yaşanır. Pişmanlık doğar. Daha o yaş döneminden seyrek de olsa başlamıştır. Çocukluğunu yaşıyorsa, mutluysa ve yine yaşıyorsa ne ala, o ala. İkinci, pişmanlık mı? İnsan artık kendi üniforması dediğimiz üniformayı, üniformasını demiş olduğum hayat numarasını seçmeye başlar. Yelkenir, daha çocukluktan karakterini simgeleyebilir. Günah almadığı bu dönemlerde bile yaşadıkça yaptığı hatalar onu pişmanlığa sürükler. 3. Karar vermem gerekiyor. Artık büyümüştür. Hayat numarasına karar vermiş. Kendi irade doğrultusunda kaderinin çizgilerini atmak için kollarını sıvamıştır. Artık karar vermesi gerektiğinin farkındadır. Hayatta üst makamlara yerleşme isteği, bir taraftan çocuklukta o büyük adım hayallerindeki isteği, bir taraftan çevrenin zoruyla düşerken, bir taraftan yeni veya yepyeni ya da yepyeni, yani isteklerine, arzularına karar verecektir. Yeni hayallere yelken açmak yeterli değildi. Yepyeni hayallerle ufka yelken açmak ister. Yine doruklara çıkamaz. Tamamen farklı bir anlamla efsane ötesi yepyeni hayallerini unutmak istemiyordu. Ama felakin zaman hızla akıp geçiyordu. 4. numaramız, kaç yaşındasın? Yaş bedenden ayrılıyor derler ya hani. Daha kaç yaşındayız ki, daha kaç yaşındayız ki? Yaşlı bile olsan tek görsel değişimi yaşlılığın, o da olabilir. Kimin ne zaman öleceğini bir tek Allah bilir. 5. Yaş bedenden ayrılıyor, sen bedenden ayrılma. Evet, yaş beden ayrılıyordu. Yaş bedenden ayrılıyordu ama felakin bundan ziyade yapmayı istediğimiz, arzuladığımız hayallerimiz belki de elimizden kayıp gidiyordu. 6. Artık hayallerimize en başından kararlı olmamız gerekir. Hani ben şunu yapamam, edemem diye bir şey yok. Asla, kesinlikle yok. O zaman uçurumun kenarında kaymaya sürüklenen hayalimizi elimizle çekip bir kez daha sarılabiliriz. 7. Gerçek kavuşma anı. İnşallah hayırlısıyla tüm hayallerimiz gerçek olur, nasip olur. Gerçek kavuşma anında yılmayacağız, usanmayacağız. Aynı hayali tekrar devam edeceğiz. Arttıra da biliriz. Hayalimizi önce kuracağız ve hayırlısıyla diyeceğiz. O kadar kararlı olacağız ki çevremize bakıp o hayal daha gerçek olmadan onlara gerçekmişçesine bıyık altından güleceğiz. Gerçek kavuşma anımız aslında kendimizi tanımamızın tespitidir. Önce Allah'ı, sonra peygamberi ve sonra kendimizi seveceğiz.
Kendimizi sevmezsek hayallerimiz bizi hiç sevmez. Formayı çıkarma. Formayı çıkarmayacaksın. Çıkaracaksın da bunu alt makam numaralara değil, üst makam numaralara çıkaracaksın. Son numara. Tabii ki son değil. Hayat her zaman sonları sevmez. Mutlu son, mutsuz son, hiç fark etmez. Yolun başında ak kaşıksın. Günah almıyorsun, sonra mahruh oluyorsun. Belki af diliyorsun, af oluyorsun. Ama felakin, sütten çıkmış ak kaşık değilsin. En baştan sebebi mahruh oldun. Doğduğunda kulağına okunan ezan sesi. Sen hatırlamazsın zaten de kalbinin ölünce atmadığından, o günden beridir, ezanı galü beladan beridir, Allah'ı unutmadığının tespitidir. Kalbiniz güzel olsun, derler ya, güzel kalpli vesaire bazı insanlara, insan zaten güzel kalpte çok güzel karakterle dünyaya gelir. Ne güzel, ah ne güzel. Vay gönüllü, ey vay gönüllü, tertemiz, kalp değişmedi, dünya da değişmedi, insanlar değişti, sonra velhasıl kelam, devir değişti, yahu sen değiştin, vesselam. Asıl son numara, 0. İnsan yaşar ve ölür, bu kadar kolay. Allah kimseye inşallah tabii ki acı göstermesin, kayıp göstermesin, her canlı ölümü tadacaktır, bunu bilelim zaten de. Duamızı da yapalım mı, hayırlısı neyse o olacaktır. Ecel geldiği anda hayat bu sefer mezarlıkta devam eder, sonra ahirette sonsuzluğa. Böyle düşünmekte fayda var, kendimizi başkalarından üstün çıkarmayacağız. Hem dünya hem ahiret için ikisinin birleşiminden, ondan da ziyade Allah'ın rızasını kazanmak için çalışacağız. 0 numarası bu arada yana gelirse mutlu, başa gelirse mahruk eder. Sebebi mahruk. 3. sezon 1. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.